Amerika kıtasının ilk İslam sanatları müzesi Toronto'da açılacak. 18 Eylül'ü gösterdiğinde tarihler ve Ahan Müzesi'nin müzesinde imzası bulunan isimlerden biri de Türk Filiz Çakır Filip, küratörlerinden bu müzenin ve şu anda kendisi Toronto'da karşımızda. Filiz Hanım, öncelikle hoş geldiniz Toronto'dan yayınımıza. Hoş bulduk. Sayın Çakır Filip, bize birazcık bu Ahan Müzesi'nden bahseder misiniz? Farkı ne olacak Kuzey Amerika kıtasının ilk İslam sanatları müzesi olması dışında? Ne gibi farkı olacak? Teşekkürler bu soru için. Ahan Müzesi koleksiyonu en değerli İslam sanat eserleri koleksiyonlarından biridir. İlk önce bunu söylemek isterim. İkincisi, 2001 yılından itibaren başlayan fikir müze haline dönüştürülmesi günümüze kadar ulaşmıştır. Bu dönem içerisinde Ahan ailesine ait olan özel koleksiyon müze karakterini bulmaya başlamıştır. Bizde ben kendi şahsımca söyleyebilirim. Son 1,5 senedir bu müzeye dönüştürülme safhasında çalışmaktayım. Daimi sergimiz olacak. Daimi teşhirde olan eserlerimiz 8. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan uzun bir tarihin ve geniş bir coğrafyanın en seçkin nadide örneklerini sergileyecek. Bu eserleri bir araya getirdik ve umarım 18 Eylül'den sonra bir sanatseverlerin de ziyaretine açık olacak. Daimi serginin yanı sıra Ahan Müzesi'nin en önemli özelliklerinden birisi özel sergilere yer vermiş olması. Eğitime, bilime, okul programlarına, yetişkinler için hazırlanan programlara yer verecek olması. Senede 250 bin ziyaretçi bekleniyor. Çok da büyük bir alana kurulu ve ilk bakışta dikkat çeken ihtişamlı bir bina. Ben biraz araştırdım. 18 Eylül'de her ne kadar açılacak olsa da. Peki İslam sanatı deyince mutlaka Osmanlı yadırganamaz. Osmanlı'ya ait ne tür eserler buluyor olacağız bu müzede? Daimi sergide seramik, ahşap, maden sanatının nadide örnekleri ve kumaş gibi farklı materyallerden yapılmış eserler ve üzerinde Kur'an metinlerinin yer aldığı objeleri seçmeye çalıştık. Bunların yanı sıra tabii ki el yazmalarımız ve resim sanatına ait olan eserleri bir araya getirmeye çalıştık. Koleksiyonda Ahan Müzesi'nin koleksiyonunda özel koleksiyonlardan seçilmiş ender eserlere de yer verdik. Mesela bunların içerisinde 17. yüzyıla ait Konya üslubu olduğunu tahmin ettiğimiz, Konya kültür merkezine ait olduğunu düşündüğümüz İlhanlı hanedanlarından Abu Said Bahadur Han'ın ismini taşıyan güzel bir maden sanatına ait Şam'dan mesela sergide olacak. Bunun yanı sıra 2. Sultan Selim'in portresi sergide teşhirde olacak. 16. yüzyıla ait bir eser. Onun dışında İznik seramiklerine yer vereceğiz. Mesela ender rastlanan 17. yüzyıl Çin pagodya mimari sanatından esinlenen İznik seramiklerinden bir eser bizde bulunmakta. O teşhirde olacak. El yazmalarından örnek vermemi isterseniz Ali İbn Nakib Hamza'nın kalemini taşıyan 1593-94 tarihli Nakkaş Hasan üslubunda bir el yazmamız var. Tüffetül Lataif. Minyatürleri manuskripten el yazmasından ayrılmış bir şekilde, fakat hem minyatürlerine hem de el yazmasına sahibiz koleksiyonda ve ikisini yan yana sergileyip bir araya getirmeye çalışacağız. Tüm bu bahsettiğiniz maddeleri, eserleri bir araya getirmek elbette çok büyük bir zaman ve emek işi anladığım kadarıyla. Ne kadar süredir devam ediyor bununla ilgili çalışmalar? Çok geniş bir coğrafyada çalışıyorsunuz kuşkusuz. Sadece Anadolu toprakları değil, Pakistan'dan Endonezya'ya kadar uzanan her yere gidildi, araştırıldı belli ki. Biraz o süreci bize anlatır mısınız? Nasıl sürdü bu aşama, ne kadar sürdü, nerelere kadar uzanıldı?
Serginin kapsamı uzun, geniş kapsamlı coğrafi alan. Tabii ki sizin söylediğinize ek olarak ilave edebileceğim İspanya'dan Orta Asya'ya uzanan bir coğrafyaya ait eserleri sergilemeye çalışıyoruz. Bu da İslam sanatının, İslam kültürlerinin geliştiği, gerçekleştiği coğrafik bölgelere ulaşabilmek için Orta Asya'dan, Horasan'dan, Nişapur'dan seramik eserleri, Horasan'dan maden sanatının en gözde örneklerini sergilemeye çalışıyoruz. İspanya'dan çok güzel her hattatın kullanmak istediği ahşap kalem kutuları, astrolab bu tür örneklere yer vermeye çalışıyoruz. Tabii Ahan Müzesi ekibi olarak ben son bir buçuk senedir hizmet vermekteyim ama Ahan Müzesi son 8 yıldır özel sergilerle değişik ülkelerde kendini göstermeye gayret etti ve bu sergi aşamaları içerisinde hem koleksiyonu öğrenmiş olduk hem nasıl teşhir edeceğimizi de daha fazla tecrübe kazanmaya çalıştık. Birikim bundan kaynaklanıyor. Son 10 senedir yapılan çalışmalardan biraz önce Excellency Sahiniz'in dün müze için satın aldığı bir maden sanatı, 13. yüzyıla ait bir maden sanatını vitrine yerleştirmeye çalışıyordum. Düne kadar haberimiz yoktu. Bugün bizimle birlikte ve umarım açılıştan sonra üzerinde bilimsel araştırma yapabileceğiz. Ahan ailesinin de kişisel çabası var. Ayrıca özel kişisel koleksiyonlarından da parçalar veriyor anladığım kadarıyla bu müzeye. Evet. Peki Kuzey Amerika'nın ilk İslam sanatları müzesi olması açısından İslam algısının özellikle bu kıtada son yıllarda pek çok yanlış kelimeyle yan yana geldiğini de hatırlayacak olursak Evet. biraz daha İslam'ı sanatıyla anlatma çabası da olacak mı bu müzeyle? Evet. Müzenin en önde gelen amaçlarından birisi İslam kültürünü, İslam Müslüman halkı ön yargılardan korumak ve İslam sanattan yola çıkarak Müslümanlara yaklaşmayı daha olumlu bir hale getirmek önde gelen amaçlarımızdan birisi müze olarak. Sanırım müze kurma, eğer şöyle söyleyeyim, neden Toronto derseniz diye sorarsanız bana, Kuzey Amerika'daki bu ön yargıları silmek ve halkı eğitime davet etmek ve birlikte sanat yoluyla öğrenmeye çalışmak en büyük amaçlarımızdan birisi. O nedenle koleksiyon eğitim amaçlı kullanılmak isteniyor. Tabii ki sanatsal değeri çok yüksek, o tartışılmaz. Bizim amacımız sanattan yola çıkarak, sanat eserlerine bakarak, estetik anlayışa yaklaşıp İslam sanatını, İslam kültürünü daha da Kuzey Amerikan halkına yaklaştırmak ve ön yargılardan korumaya çalışmak. Özellikle de son yıllarda İslam sözcüğünün maalesef terör sözcüğüyle yan yana Evet. kullanılmasından dolayı da özellikle bu kıtada, Kuzey Amerika'da bu algıyı değiştirmek açısından da eminim etkili olacaktır bu müzenin çalışmaları, varlığı. Peki Sayın Filiz Çakır Filip, böylesi önemli bir müzenin küratörü olarak imzasını atmış bir başarılı Türk de var karşımızda. Biz biraz sizi tanımak isteriz. Yurt dışında başarılı olmuş Türkler her zaman ilgi çekiyor. Filiz Çakır Filip'in hikayesi nerede başladı, nasıl bu noktaya geldi? Bize biraz anlatır mısınız? Memnuniyetle. Üniversite eğitimi Bilkent Üniversitesi'nde klasik arkeoloji ve sanat tarihiyle başladım. Arkasından Almanya'ya geçip Frankfurt Üniversitesi'nden sonra Gießen Üniversitesi'nde, Justus Liebig Üniversitesi'nde master eğitimimi tamamladım. O master tezimi oryantalizm üzerine hazırlamıştım. Arkasından uygulamalı el sanatlar müzesinde çalışmaya başladım Frankfurt'ta. Orada değerli hocam Klaus Peter Haase beni keşfetti.
Ve Berlin'e İslam Eserleri Müzesi'nde çalışmaya davet etti. Müzede çalışırken de doktora tezimi bitirdim. Maden sanatı uzmanıyım. Silah uzmanıyım açıkçası. Arkası 7 sene Pergamon Müzesi'nde, İslam Eserleri Müzesi içerisinde camiasında çalıştıktan sonra bir sene ara verip Floransa'ya Alman Sanat Tarihi Enstitüsü, Max Planck Sosyetesi içerisinde kapsamında bulunan Alman Sanat Tarihi Enstitüsü'ne geçip orada Floransa'da bulunan İslam sanatları eserleri üzerinde araştırma yaptım. O süre içerisinde yolum Toronto'ya düştü. Şimdi Toronto'dasınız ve İslam Sanatları Müzesi ile Kuzey Amerika kıtasına İslam sanatlarını anlatıyor olacaksınız. Ben son bir soru daha sormak istiyorum sizi tanıdıktan sonra. Türkiye, Anadolu özellikle Açık Hava Müzesi gibi kuşkusuz İslam Evet. sanatı, İslam tarihi deyince. Şimdi çok az bir belki kalıntısı bu müzede sergileniyor olacak. Topkapı Sarayımız var kuşkusuz Evet. Türkiye'de. Biraz kıyasladığınızda dünyanın pek çok ülkesinde İslam sanatları sergileniyor. Bizim Türkiye'de İstanbul'da ya da Anadolu'nun her köşesinde olan eserlerin kaçı acaba mümkün sergilemek bu müzelerde sizin başladığınız sergi dahil? Ahan Müzesi kişisel bir koleksiyondan müzeye dönüştürülmüş bir koleksiyon. Bunu unutmamak gerekiyor. Tabii ki kişisel koleksiyonlarda daha çok kişisel ilgi ve alaka koleksiyona şekil veren özne. O nedenle daha çok İran sanatına ve el yazmalarına, resim sanatına ağırlık verildiğini, şimdiye kadar ağırlık verildiğini söyleyebilirim. Ama Osmanlı sanatı tabii ki en önemli bölümlerden, koleksiyonun parçalarından ve umarım önümüzdeki senelerde, gelecekte geliştirmeyi başarabileceğiz. Yani Tabii Topkapı Sarayı'nın seviyesine ulaşmamız biraz imkansız. yok, hani oradaki acaba bazı sergilerin de geçici olarak Tabii ki. Kanada'da sergilenmesi mümkün olacak mı? Tabii, daimi sergimizin yanı sıra yılda 3 ve 4 özel sergi düşünüyoruz ve bunlar tabii ki internasyonal müzelerle ve internasyonal küratör uzmanlarla çalışarak birlikte hazırlayabileceğimiz sergilerden oluşacak ve Türkiye en ağırlık verdiğimiz ülkelerden birisinin başında tabii ki. Sayın Filiz Çakır Filip, çok teşekkür ederiz efendim. Ahan Müzesi küratörü Toronto'dan yayınımıza katıldınız ve umarız İslam'ı bu kıtaya, Batı'ya bu müze aracılığıyla iyi yönleriyle anlatma şansı bulacaksınız. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Teşekkür ediyorum.